İYİ Parti'mizin Giresun Belediye Başkanı adayı olarak huzurlarınızda bulunduğumu, onurlandığımı, duygulandığımı biraz önce de belirtmiştim. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Meral Akşener hanımefendi başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ünlü Yüksel, partimizin büyük üyeleri İl Başkanım İnan Taşgöz, Merkez İlçe Başkanım Çetin Ceyran ve teşkilat mensuplarımızla üyelerimize beni bu göreve layık gördükleri için sonsuz teşekkürler ediyorum. Kıymetli misafirler, beni birçoğunuzun tanımasına rağmen kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben 1964 yılında Giresun'un Osmaniye köyünde dünyaya geldim. İlkokulu Osmaniye köyünde bitirdim. Daha sonra Atatürk Ortaokulu Giresun'u bitirdikten sonra İstanbul Pertevniyel Lisesi'nin imtihanını kazandıktan sonra İstanbul Pertevniyel Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra o zamanlar adı Ege Üniversitesi'ydi. İnkılaplardan sonra adı üniversitemiz ikiye bölündü. 9 Eylül Üniversitesi olarak biz İktisadi İdare Bilimler Fakültesi 9 Eylül çatısı altında toplandık. Ama ben Ege Üniversitesi'ni 100 kontenjanı olan herkesin tercih ettiği üniversiteyi Giresun'dan bir köylü, bir nasıl söyleyeyim, imkansızlıklar içinde okuyan bir köylü çocuğu olarak kazanma onuruna, şerefine layık oldum. Giresun için bir turizm elçisi gibi arkadaşlar hep çalıştım. Almanya'da yaşadığım şehrin belediye başkanını, Verdol'un belediye başkanını eşi Elizabeth'le birlikte Hans Pfeiffer'ı yıllar önce Giresun'a getirdim. İki şehir arasında kardeş şehir yapmak için mücadeleler verdim. Giresun Spor'un yıllarca Almanya'da temsilciliğini yaptım ve Giresun Spor'a birçok geceler düzenledim. Sayın Rasim Zaimoğlu ile birlikte her Karadenizli'den her Karadeniz'e bir turizm kampanyası düzenledik. Dortmund Beyaz Saray'da kardeşim Mustafa da o zaman da Almanya'daydı. 3000 kişi geldi arkadaşlar. Yer yerinden oynadı. O sene hakikaten Giresun'a, Karadeniz'e büyük turizm akını oldu. 2019 yılında yerel seçimlerle birlikte Giresun Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevin yanında partimizin Türk Dünyası Başkan Yardımcılığını ve Almanya Başkanlığını da icra etti. Projelerimiz görsel lansmanları ile daha sonra basınımıza ve kamuoyuna tanıtılacaktır. Bu güzel şehri devamlı göç vermekten kurtarmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Belediyemiz istihdama öncülük ederek göç problemini çözmeye çalışacaktır. Şu anda arkadaşlar Dortmund'da, Duisburg'da benim yanımda bulunan, burayı terk eden, göç eden doktor yetişmiş beyin göçleri var. İnşallah hep birlikte iyi belediyecilikle birlikte bu göç probleminin önüne geçmek için sosyal projelerle birlikte elimizden geleni üst seviyede teşkilat mensuplarımızla, il başkanlarımızla, genel merkezimizin, ilkimizin destekleriyle birlikte bu göçün önüne geçmeye çalışacağız. Uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor. Bugün sizlerle kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer Giresunlar, ben bugün sözlerimi çok da uzatıp siz kıymetli vatandaşlarımızın önemli vakitlerini almak, sorunların çözüme yapmış olduğu çalışmalarımız hakkında yapabilecekleri anlatacaklığımız bu toplantıda
ihtiyaçlar listemizi dumura uğratmak istemiyorum. Bu vesileyle siz hemşerilerime sevgi ve saygılarımı arz ediyor. Sözü İyi Parti Giresun Belediye Başkanı adayımız Batlava Vadisi'nin öz çocuğu Sayın Arıncıcı Beyefendi'ye bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sözünüz sizinle. Mart 2024 mali seçimleri Giresun İl Belediye Başkan adayımız Sayın Harun Cici'nin adaylık basın açıklamasına hoş geldiniz. Maalesef. Revizyonlar arkadaşlar. Biz 5 yıllık belediye meclisi üyeliği döneminde revizyon, imar ya her mecliste bizim en fazla uğraştığımız konu bu revizyonlar oldu. Sizin düşünün ki 5 katlı binanız var. 5 katlı bina yapmışsınız. Deniz manzaralı, ada manzaralı. Ya arkadaşlar bir bakıyorsunuz belediye revizyona gitmiş. 3-4 parseli birleştirmiş. Sizin 5 katlı binanızın önüne 30 katlı binalar yapmış. Sizin güneşiniz engellenmiş. Sizin görüntünüz engellenmiş. Sizin manzaranız bitmiş. Arkadaşlar böyle imar olur mu? Ama biz 30-40 yıllık planlarla birlikte inşallah bu gibi problemlerin önüne geçeceğiz. Atmaya devam ediyorlar özel mülklerini. Biz Giresun Belediyesi'ni çevre ilçelerde, çevre illerde olduğu gibi kendi özel binasına taşıyacağız. Bizim belediye binamızın altında market, üstünde sohbet yeri olmayacak. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar bunlar. Böyle belediyecilik olmaz. Giresunlu hemşerilerime gerçekten güzel bir belediye binası yakışmıyor mu arkadaşlar? Keşap'ta bakın, Ulancak'ta bakın, Ordu'da bakın, Trabzon'da bakın. Millet hep kendi binalarında hizmet veriyor. Bizler kiraya taşınıyoruz. Düşündürücü bence. En kısa sürede Giresun Belediye'mizi kendi binasına, hizmet binamıza kavuşturacağız. Maalesef arabalar geçiyor. Böyle saçma sapan bir trafik kanunu uygulama iyi belediyecilik döneminde kesin ve kesin olmayacak. Kaldırımlar insanlar için, yollar araçlar içindir. Karadeniz'de, Türkiye'de de inşallah bunu bir ilk olarak yaşama geçireceğiz. Üreten bir belediye olacağız. Arkadaşlar, Çaldağ Maden Suyu, Giresun'un gelir kaynaklarından biriydi. Burası bizim elimizde. Belediye burayı satmaya kalktı. Ben dedim ki arkadaşlar, ya su petrol kadar değerli, maden kadar değerli, altın kadar değerli olacak. Satmayalım burayı dedim. Ve satıldı. Şu anda Çaldağ Maden Suyu atıl durumda bekletiliyor. Orada 150-200 kişi çalışacakken şu anda kapısına kilit vuruldu. Belediye burayı sattı. İnşallah ihale kanununa bakacağız, inceleyeceğiz. Bu kanunu iptal etme, bu ihaleyi iptal etme durumu varsa el birliğiyle arkadaşlarımla beraber bunun iptalini sağlayacağız. Bana verilen cevap şu oldu meclis toplantısında. Dediler ki biz A Partisi'nden bu belediyeyi zaten 250 milyon borçlu aldık. Arkadaşlar benim sorumun cevabı bu mu? Ben şu andaki belediyenin borcunu merak ediyorum Giresunlular adına. Bunu bana söyleyin diyorum. Hep yuvarlak cevaplarla geçiştirildi. En sonunda da ben pes ettim. Burada basınımıza da biraz sitem ediyorum. O benim sorduğum soru önergelerine, Harun Cici bu önergeyi kendi için vermiyor, Giresun halkı için veriyor deseler, destek verseler meydana çıkardı diye düşünüyorum. Aman alınmayın. Bazen siz beni çok yıpratacaksınız, çok sorular soracaksınız. Ben şimdiden size fazla dokunmak da istemiyorum. Önceki dönemde A Partisi geliyor, B Partisi'nin arkadaşlar işçilerini atıyor. B Partisi geliyor, A Partisi'nin işçilerini atıyor. Ya böyle bir yasa olur mu arkadaşlar? Bunların hepsi Giresunlu değil mi? Hepsi bizim hemşerimiz değil mi? Biz önceki dönemde işten atılan tüm arkadaşlarımıza yeni işe alımlarda öncelik sağlayacağız. Hepsine kapımızı açacağız. İhtiyaç
İşe alımlarda ihtiyaç sahipliği, adaletli ve liyakatlı uygulamalar tercih edecek. Ağası olanın değil, dayısı olanın değil, ihtiyacı olanın, liyakatlı olanın işe alındığı belediyeciliği, İyi Parti belediyeciliği döneminde hep beraber göreceğiz, yaşayacağız arkadaşlar. Bizim hiçbir partinin kazanması veya bizi hiçbir partinin kazanması veya kaybetmesi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bizi sadece ve sadece bizim partimizin kazanması ilgilendiriyor arkadaşlar. Sayın Meral Akşener'e, halkımıza üçüncü yolu milletimizle birlikteliği açtığı için huzurlarınıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz iki tutum arasında maalesef